Merhabalar. Sindirim sistemine devam ediyoruz ve sindirim sisteminde besinlerin sindirimini anlatıyorduk. Karbonhidratları, proteinleri anlattık. Şimdi yağların sindiriminde hemen bakıyoruz. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta son bulur. Ağızda sindirimi yok. Ağızda biliyorsunuz karbonhidratların sindirimi başlıyordu. Karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta bitiyordu. Midede yağların sindirimi yok. Midede başlayan proteinlerin sindirimiydi. Proteinlerin sindirimi ince bağırsakta bitiyordu. Yağların sindirimi de ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter diyoruz. İnce bağırsağa geldik. İnce bağırsağa baktığımız zaman mideden gelen yarı sindirilmiş kimüs dediğimiz asit karışım ince bağırsak hücrelerini uyararak hormon salgılatıyordu. Hormon. Hormonumuzun hatırlarsak şifresi sekti. Sekretin, kolestekinin hormonuydu. Sekretini hatırlayalım. Pankreas uyararak bir karbonatı nerede duyarsak pH ayarıydı. İnce bağırsağın pH'ını baz hale yukarıya doğru çıkartacaktı. Asitliğini azaltacaktı. Sekretin karaciğeri de uyaracak. Karaciğer safra üretecek. Ürettiği safrayı safra kesesinde depolayacak. İnce bağırsaktan salgılanan kolestokinin hormonu da pankreas uyararak külçe altın demiştik. Enzimleri salgılayacak. Biliyorsunuz bu enzimler pankreasın kanalı olan virsunga bırakılır. Aynı zamanda kolestokinin hormonu karaciğerin ürettiği safrayı safra kesesinden kolodok kanalına boşaltılmasını sağlar. Burada özellikle şuna dikkat etmeliyiz. Sekretin karaciğeri uyararak safra ürettirdi. Safra kesesi depolar. Safra kesesi safra üretmez. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bakıyoruz. Lipaz enzimdir. Kimyasal sindirim olacak. Lipaz nereden geliyor dersek külçe altındaki şu L'miz lipazdır. Biliyorsunuz ince bağırsakta da vardı. Hatta ince bağırsaktaki şifreyi hatırlarsak ince MSL dağ diyorduk. Ama buradaki L laktazdı. Yani disakkarit sindirimi ile ilgili. Yağla ilgili enzim pankreastan gelecek. Safra fiziksel sindirim yapıyor dedik. Peki ne oluyordu safranın yaptığı? Burada bulunan yağ molekülleri safrayla küçük yağ damlacıkları haline geliyor. Ama madde fiziksel olarak küçülüyor. Fakat kimyasal olarak monomerlerine parçalanmıyordu. Safranın görevi lipazın etkinliğini arttırmaktır. Burada reaksiyonumuza bakalım. Yağ yani trigliserit. Başka ne yazabilirim? Nötral yağ yazabilirim. Bunlarda ester bağ var. Lipazın parçalamış olduğu, hidroliz etmiş olduğu bağ ester bağlarıdır. Su hidroliz olduğu için yağ asidi gliserol diyoruz. Yağ asidini şöyle gösterdim parçalanmış halde. Burada da temsili olarak bakın. Üçgeni gliserol olarak şu üç taneyi de yağ asidi olarak gösterdim. Burada yağ asitlerini ve gliserolü parçaladık. Şu an hücre zarından geçebilecek durumdayız. Şu an burada 1, 2, 3 tane hücre var. Bunlar villüsler, mikrovillüsler vardı hatırlıyorsanız bunların da yüzeyinde şöyle. Bunlar villüslerdeki silindirik epitel hücreleri. Emilim olacak, yağ asidi emilecek, gliserol emilecek. Bakalım, işte burada gliserol, yağ asitleri de emdi, emildi parça parça. Ama bunlar hemen reaksiyona girerek epitel hücresinin içerisinde trigliserite dönüşüyor. Sonra hemen etrafını proteinler kaplıyor. Bakın yeşil olarak gösterdim. Bu yapıya, yağ ve proteinden oluşan bu yapıya da şilomikron deniyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Biliyorsunuz yağ moleküllerini bir yerde toplayacak olursanız bütün yağ molekülleri birbirlerini bulur ve bir arada bulunurlar. Eğer şilomikron halinde kana geçmemiş olsa, vücuda alınmamış olsa ki şilomikron lenfe geçerek kana taşınacak. Bu şekilde olmasaydı kanımızda bütün yağ molekülleri birbirlerini bulur, bir araya gelir. Kanın içinde yağ ve kan bölümü ayrı ayrı dolaşabilirdi. İşte şilomikron halinde olunca yağ molekülleri diğer yağ moleküllerinden ayrı tutulabiliyor.
Kan tahlilleri yapıldığı zaman kandaki trigliserit miktarı denildiğinde işte bunlar aranmaktadır. Trigliserit sizin yediğiniz besinlerle de artabilmektedir. O yüzden yaptığımız hareketler, yediğimiz besinler kandaki trigliserit oranına doğrudan etki edebilir. Demek ki vücuda alınırken şilomikron ama etrafında protein var. Bu şekliyle kana alınması da çok zor. Daha geçirgen olan lenf kılcallarına alınır. Lenf kılcalları. Hatırlıyorsak dolaşım sisteminde de bununla ilgili bölüm vardı. Peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar, kalbin sağ kulakçığı diyorduk. Yani aynı anda ince bağırsaktan alınan bir yağ asidi ya da gliserol, aynı anda gelen bir amino asit, ki amino asit hatırlıyorsanız kan yoluyla geliyordu. Yağda çözünen ve suda çözünen bu maddelerin ortak olarak geçtikleri yer neresidir dersek, biri lenf yoluyla, biri kan yoluyla geliyordu. Biri lenf, biri kan. Lenf yoluyla gelen üst ana toplarla kalbe bağlanıyordu. Kan yoluyla gelen alt ana toplar damarla geliyordu. O zaman ilk karşılaştıkları yer kalptedir. Kalbin sağ kulakçığı olur diyoruz. Burada da küçük bir şey göstereceğim. Şurada bir bardak olsun. Bardağın içine su ve yağı ekleyelim. Burada yağ var. Bakın üstte yağ kalır, altta da su olur. Bu size neyi hatırlatacak? Suda çözünenler alt ana toplar damarla kalbe gelir. Yağda çözünenler üst ana toplar damarla kalbe gelir. Tabi bunlar üst ve alt ana toplar damar kalbin hangi bölümüne gelecek? Sağ tarafına. Kalbin giriş yaptığı yerde sağ kulakçık olur diyoruz. Evet, umarım olmuştur, anlaşılmıştır. Yağlarla ilgili bölümü de tamamladık. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.